Milli bayramlarımız Kurtuluş Savaşı yıllarında kazandığımız başarıları simgelemektedir. Her yıl ülkemizde büyük coşkuyla kutlanan bu bayramlarda bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi milletçe sergileme imkanı buluruz. Buna göre milli bayramlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Milletin bütünleşmesine katkı sağlar söylenir. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlama yapılır, her yıl ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlandığı ifade edilmiştir. Milli mücadele döneminin zaferlerini yansıtır çünkü Kurtuluş Savaşı yıllarında kazandığımız başarılar yani zaferleri ifade eder. D. İslamiyetle beraber kutlanmaya başlanmıştır. Metnimizde ilgili olan bir durum değil. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Bayburt'un tarih ve kültüründe önemli yer tutan, birliktelik ve dayanışmanın örneklerinden olan asırlık gelenek mahalle ve köy odası kültürü devam ediyor. Bayburt'ta soğuk kış günlerinde vatandaşlar mahalle ve köy odalarında bir araya gelerek yöresel yemekler yapıyor. Çeşitli eğlencelerin de düzenlendiği gecelerde vatandaşlar hem eğleniyor hem de asırlık geleneği yaşatıyor. Habere göre aşağıdakilerden hangisi geleneğin bölgeye katkıları arasında gösterilemez? A. Yöresel lezzetleri yaşatmak. Görüldüğü üzere çeşitli eğlenceler düzenlendiği ve burada yemeklerin yöresel yemeklerinde yapıldığı ifade edilmiş A şıkkı söylenebilir. B'de ekonomik kazanç elde etmeyle ilgili bir durum metnimizin tamamında yoktur. D'de birlik, C'de birlik ve beraberlik geliştirmek. Görüldüğü üzere insanlar, vatandaşlar hem eğleniyorlar hem geleneklerini bir arada sürdürüyorlar, birlik ve beraberliklerini geliştiriyorlar. D şıkkında vatandaşların eğlenmesini sağlamak da yine eğlendiklerini söyleyen cümlede geçmektedir. Sorumuzun cevabı ekonomik kazancın elde edildiği cümlesi olan B seçeneğine ulaşamayız. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi sofra ve yemek kültürümüze uygun olmayan bir bilgi vermiştir? Zeynep, yemeğe önce büyüklerin başlamasını beklemeliyiz. Bizim kültürümüzde var olan bir durumdur. A şıkkı ulaşılabilir. B'de Vedat. Yemekte bütün aile bireylerinin bulunması esastır. Bizim kültürümüzde, yemek kültürümüzde ve sofra kültürümüzde uygun olan bir durumdur. C'de Sıla, tabağımıza yiyebileceğimiz kadar yemek almalıyız. Yine kültürümüzde olan bir durum. Burak, yediğimiz yemeğin resmini sosyal medyada paylaşabiliriz. Bizim kültürümüzde var olan bir durum değildir. Sorumuzun cevabı D şıkkı. Her yıl 21 Mart tarihinde kutlanan mevsimlik bir bayramımızdır. Baharın müjdecisi olarak bilinir. Anadolu'da ve Orta Asya'da köklü ve zengin bir kültürel geçmişi bulunmaktadır. İnsanlarımız bu bayramda birlik ve beraberlik içinde hareket eder, bir araya gelerek halk oyunları oynar. Bu parçada bahsedilen bayram aşağıdakilerden hangisidir? A. Zafer Bayramı, B. Kurban Bayramı, C. Ramazan Bayramı, D. Nevruz Bayramı. Nevruz Bayramı her yıl 21 Mart tarihinde kutlanan mevsimlik bayramlarımızdan bir tanesidir. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin dünya mutfağına kazandırdığı içeceklerden biridir? A. Ayran, B. Çay, C. Kola, D. Meyve suyu. Türklerin dünya mutfağına kazandırmış olduğu içeceklerden bir tanesi ayrandır. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin kültürel nedenlerle bir araya gelme gerekçeleri arasında yer almaz? A. Dini bayramlar, B. Alışveriş, C. Nişan törenleri, D. Düğünler. İnsanlar dini bayramlarda, nişan törenlerinde ve düğünlerde bir araya gelirler. Ancak alışverişte herkes kendi alışverişini yapacağından sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Kültürümüze ait olmamasına rağmen ülkemizde çok fazla tüketilen besin görseli aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkında kebap verilmiş, bizim ülkemizde ait olan bir kültürel yemeğimizdir. B şıkkında Kayseri yöremizde yapılan mantı örnek verilmiştir. C şıkkında Gaziantep bölgemize ait olan baklava verilmiştir. D şıkkında ise İtalyanlardan öğrenmiş olduğumuz pizza örneği verilmiştir.
Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Dini, milli ve mevsimlik bayramlar başta olmak üzere daha birçok değerlerle kültürümüz yaşatılmaktadır. Ayrıca ülkemizin farklı yörelerinde düzenlenen şenlikler de insanların birlikte yaşamasını sağlayan kültürel unsurlardandır. Türkiye'nin çeşitli yörelerinde düzenlenen geleneksel şenlikler vardır. Manisa'da düzenlenilen Mesir macunu şenlikleri bunlardan biridir. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Dini bayramlar sadece Karadeniz bölgesinde kutlanmaktadır. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Ülkemizin tamamında kutlanabilir. B şıkkında birlikteliğimize katkı sağlayan yöresel şenliklerimiz vardır. Elbette birlikteliğimize katkı sağlayan yöresel şenliklerimizin varlığı doğru bir bilgidir. C'de kültürel unsurlarımız milli ve mevsimlik bayramlarla sınırlıdır. Oysa metnimizde sınırlı olmadığını ifade ediyor. D'de mesir macunu şenlikleri ülkemizin her yerinde kutlanmaktadır. Oysa mesir macunu şenlikleri Manisa'da düzenlenen bir şenlik türüdür. Sorumuzun cevabı B seçeneğindeki birlikteliğimize katkı sağlayan yöresel şenliklerimiz vardır, olmalıdır. Geçmişte yapılan pek çok meslek günümüzde bazı sebeplerle unutulmaya yüz tutmuştur. Buna göre mesleklerinden hangileri unutulmaya yüz tutan mesleklere örnek gösterilebilir? 1. Kalaycılık. Günümüzde yaygın olarak yapılan mesleklerden biri değildir. Unutulmaya başlanmıştır. 1. Cevaplarımız arasında olmalı. 2. Fotoğrafçılık. Fotoğrafçılık günümüzde de yaygın olarak yapılan bir meslek türüdür. 3'teki sepetçilik de yine unutulmak üzere olan meslek türlerindendir. Sorumuzun cevabı 1 ve 3'ün olduğu C seçeneğidir.